Evet yani ülke herkese rekor kırdırdı. Az koşana çok gol attırdı. Sakatları idare ettirdi. Yani ülkenin böyle güzel hasletleri var. Çok para harcıyor. Az oynuyor. Rekor üstüne rekor da kırılıyor. Tarihi yazacaktır bunu Galatasaray lehine. 103 müydü şeyin golü? 103. 103'tü değil mi? Ama orada bir 3 gol nasıldı Mehmet o? Fenerbahçe'de bir şey var. 100 gol fiili, 3 gol artı resmi Samsun. Verilmiş değil mi? Öyle bir goldü. Yani atılmış gol değildi. Atılmış gol 100, toplam resmi 103. Evet, yani dolayısıyla böyle bir fark da oluştu. Atılmış 102 şimdi gol var burada. Şimdi o tartışma mı başlar abi? Şimdi o tartışma mı başlar? Öyle, olur yani bu iş. Onlar 160 değil mi? Gerçi 102, puan 102, bu. 160. Bu puan ya. Galatasaray'ın attığı gol sayısı 92 abi. Karıştırma abi şimdi. Yani. Şimdi rekor. Yani müsait bir sezonumuz oldu. Ya çünkü aşağısı darmadağın oldu. Birinci ile üçüncü arasında 35 puan fark olur mu? Ya böyle olunca rekor ister istemez arasında geliyor zaten. Ya bu arada böyle olmaz diyoruz da seneye böyle olmaz. Ahmet hoş geldin. Evet, hoş geldin. Stat'tan hoş geldin. Ya böyle olmaz diyoruz da seneye de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesine Galatasaray ve Trabzonspor yaklaşabilecek mi? Bu bir. İkincisi şu olabilecek mi? 20 takım olması ligimizi mahvetti. Kalite yerlerde, seviye iyice düştü. Seneye de 19 takım var. Yine zayıf takımlar olacak. Alttaki takımlar, tamam yayın ihalesi biraz daha fazla para gelecek ama hani çok böyle kesin diyemiyorum ben. İki takım seneye böyle olmaz. İki takım gene fark yaratmaz demek yani. Beşiktaş evet iki oyuncu aldı. Çok transfer, çok ciddi paralar harcadı. Ama bu noktaya gelebilmeleri için 3-4 tane daha oyuncu ve düzen kurmak gerekiyor. Trabzonspor transferler yapıyor ama bu noktaya gelebilmek için 3-4 tane çok ciddi transfer yapmaları ya gerekiyor. Çok emin değilim ya, çok transfer yapmaya gerek yok ya, bu ligde oynuyorsun işte. Yani antrenman yapmamış insanlarla oynuyorsunuz ya. Yani evet, o tamam. Kadar zor değil, zor olmasa gerek. Yani bu gedikli 3 takım, yani 3 İstanbul'dan hani en çok şampiyon olmuş Galatasaray, bir de Aksenon'un de doğal olarak favorisi görünüyor şimdiden bakıldığında. Neden? Yani bir olgunlaştırdığı bir oyun var. Bir iki takviye alacaklardır kuşkusuz. Kendi yönetimleriyle devam edeceklerdir. Hani neleri eksik yaptıklarını, neleri tamamlamaları gerektiğini de en azından notlamışlardır. Bir Şampiyonlar Ligi şeyi, atmosferi ister istemez olacaktır. Zaten bizim ayağımızı en çok dolanan bu Şampiyonlar Ligi hevesi oluyor biliyorsun. Orada oynayacağız diye anlamsız bir para harcanıyor. Ama tabii handikapları da yok değil. Anlaşırlarsa ki bilmiyorum, anlaştılar mı Mertens'le? Kesinleşti mi o iş? Ya, bu saatten sonra dönmez o. Dönmez. Yani Mertens'in bir yaşta aldığını düşünürsen, baskılarla işte birçok oyuncuyu yeniden takıma katmak zorunda hissedecekler. Hepsi birer yaş aldı. Orada biraz ihracat olması lazım Galatasaray'da. Kerem gibi, Barış gibi oyuncuların. Onlar olur. Onlar işin mali yanı. Benim söylediğim yaşla ilgili. Yaşla ilgili. Yani yaş büyüdükçe antrenman kalitesi ister istemez düşecektir. Orayı gençlerle takviye edecekler. Bu sefer özür dileyerek bir kez daha böleceğim. Cem Dizdar, bir kez daha İstiklal Caddesi'ne gideceğiz. Buse Deviren onu da orada bizi bekliyor. O da bir kez bağlanmıştık. O coşkuyu almıştık. Bir kez daha şimdi gidelim İstiklal Caddesi'ne. Sine, burada heyecanını hissetmek gerçekten insanı da, onları da heyecanı hissetmek çok mutlu ediyor. Taraftarın heyecanını şimdi size yansıtalım. İstiklal Caddesi olduğu gibi Galatasaray taraftarıyla dolmuş durumda. Şöyle Okan Bıdık'la ekranlarınıza getirsin. Okan, sola doğru dönersen aşağıya, biz şimdi bir kafeteryanın üst katındayız, terasındayız. Çok onların yanına inemedik, kalabalık diye, ama İstiklal Caddesi başından aşağıya kadar tamamıyla Galatasaray taraftarıyla donatılmış durumda. Genci yaşlısı, çoluk çocuk, herkes şampiyonluk kutlaması için İstiklal Caddesi'ne geldi. Adreslerden biri Galatasaraylılar için burası. Böyle hoparlörlerini de alıp müzik açıyorlar, dans ediyorlar. Bayrakları yanlarında, meşaleleri yanlarında. Çok mutlular. 38 hafta boyunca bu anı bekledi Galatasaray taraftarı ve neticede şampiyon oldu. Bugün 3-1'lik bir galibiyetin ardından şampiyonluk kupası Galatasaray'a gitti. Dolayısıyla taraftar da bu haklı gururu, zaferi bu İstiklal Caddesi'nde yaşıyor. İnanılmaz büyük bir kalabalık var. Yüzlerce, binlerce Galatasaray taraftarı. Onlar da bizi görüp böyle el sallıyorlar. Hemen oradalar şampiyonluk kutlamaları için. Hakikaten mutlulukları böyle yüzlerinden okunuyor her birinin. Ama söylediğim gibi küçükler de burada, çoluk çocuk, ailesiyle gelenler var. 38 hafta geride kaldı biliyorsunuz. Bugün çok kritik.
Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray Konya'daydı. Konya Spor'la bir maç yaptılar. 3-1. Bir gol Galatasaray attı ve Icardi'nin pes peşe iki golü Galatasaray'a galibiyet getirdi. Fenerbahçe'de de yine aynı heyecan vardı. Her iki taraftarda nefeslerini tutmuştu. 38. haftaya odaklanmıştı. Galatasaray tabii çok aslında maçın seyri belliydi. Galatasaray gol attıktan sonra aslında o taraflar sevinmeye başladı. Şampiyonluğun geldiğini düşünmeye başladılar ama tabii ki maç bitene kadar net değildi. Maç bittikten sonra burada da coşku yaşanmaya başlandı. İstanbul'da da ayrı bir heyecan vardı. Fenerbahçe'de Kadıköy'de evinde İstanbul Spor'u ağırladı. 6 gol attı Fenerbahçe ama bu goller ona şampiyonluğu getirmedi. 99 puandaydı 38. haftaya girerken biliyorsunuz Galatasaray. Ve kazandığı galibiyetle birlikte Konya Spor'un karşısında işte bu resim ortaya çıktı. Bu mutluluk, bu heyecan, taraftarın coşkusu, Galatasaray'ın şampiyonluğunun karşılığı burada İstiklal Caddesi'nde atmaya başladı. Çok mutlular. Saray taraftarı yine her zamanki gibi orayı da doldurdu tabii ki. Şampiyonluk kutlamalarının en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi oluyor Florya her zaman Galatasaray taraftarı için. Orada da Hayali Saydıra Yılmaz bizi bekliyordu. Ona da bir kez daha gidelim. Halil az sonra bağlanacağız. Florya'dan canlı görüntüleri ekrana taşırken şampiyonluk kutlamaları Galatasaray taraftarının Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirdiği kutlamaları ekranlarınıza taşıyoruz. Bu arada Cem Dizdar sormak istiyorum. Okan Hoca, Okan Buruk bu sezon neyi doğru yaptı? Geçen sezonun üstüne 102 puana ulaştı. Ya nasıl oyunun denklemini biliyor bir kere. Yani ülkede ne yapılacağını biliyordu. Ülkede biraz şampiyon takıma yardım etti. Bir yandan ben mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçlarının Galatasaray'a çok yardım ettiğini düşünüyorum. Oyunun olgunlaşması konusunda. Yenilmiş olsalar bile Bayern Münih maçlarındaki oyunun 60-70 dakikaları onlara bayağı ciddi veriler verdi. Zaten ülkede bu takımları yani Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı zorlayacak bir takım yoktu doğrusunu istersen. Yani onun doğru yapmasından çok biraz sanki Fenerbahçe fazla yanlış yaptı gibi. Ben daha kafa kafaya devam edecek diye. Yani böyle 6 puanlı bir farklı son 2'ye değil de. Hani 1 puanlık 2 puanlık farklarla kafa kafaya girerler diye düşünüyordum şeye. Son 2-3 hafta. Seyran Tepe'deki maça öyle hani böyle kafa kafaya bir maç olur diye düşünüyordum. Öyle umdum. O bir Avrupa'da bir şey var istatistik. Sitesi o bir sonucu tahmin etmişti yani bir iki revizyonda şey bulmuştu bu doğruyu. Bir ellerinde bir takımları var ne oynayacaklarını biliyorlar. Birçok oyuncudan mesela Hakim Ziyech'ten hiç ummadıkları zaman ummadıkları bir performans aldılar. Geçmişte böyle bir Engin Baytar performansı hatırlıyorum böyle bir oyuna bir attılar değil mi? Bir geldi yükseldi gitti filan. Haftalarda Berkan'dan. Selçuk Melo, Emre Engin, o grupta, Riera, Ebue, hatta bir Türkiye Ülkeli kupasıyla bir yükseldi. O takıma. Trabzon'daydı o. Öyle mi? Trabzon'dan sonra Galatasaray'da da yani, aynı şeyi yaptı. Böyle bir şeyler hatırladım. Şimdi birçok doğrusu vardı. Yani ligin yardım ettiği bir kenara koyalım. Birçok doğrusu vardı. En azından kırılmadılar. Yani çok türbülansa girmediler. Çünkü bu sene biraz önde gitmenin avantajıyla da Fenerbahçe gibi dışsal faktörlerden en azından geçen seneki gibi çok söz etmedi Galatasaray. Daha kendi işine odaklandı. Daha işin polemik yanını, politik yanlarını bir kenara bıraktı ve doğrudan işini sahada gördü. Yani bir şampiyon hocasın, ekibin şampiyon. Bu sene rakibine göre işleri kolaylaman daha kolaydı. Onlar da kolay hallettiler bence.